SSK ve, <laughs> e ve Işıkan, SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibariyle %49,25'e yükseltiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan, SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibariyle %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalar da bulundu. Deprem bölgesindeki istihdama dönüş programları, işsizlik sigortasında değişiklik düzenlemesi ve kısa çalışma ödeneği gibi konu ele alan Bakan Işıkan, SSK ve Bağkur emeklilerine verilen %5'lik beşlik zamın da artırıldığını duyurdu ve şunları ekledi. ...yüzde %49, 49,25'e yükseltiyoruz. Şimdi netleştirmek adına soruyorum Sayın bakalım. Şimdi normalde SSK ve Bağkur emeklilerinin evet. aldığı oranla evet. memur emeklilerinin aldığı oran aynı değildi. Değildi. Doğru. Eşitlenmiş vaziyette mi şu Eşitlenmiş anda? Eşitlenmiş oldu ve bu noktada da aslında böylece tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Aslında bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimizi... Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Bu çok önemli bir karardı. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca bildiğiniz gibi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta. Temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin SSK ve Bağkur içinde de vizuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz şu an genel kurulda kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde bunu da paylaşmak isterim size. Emeklilerimizin hesabına yatmış olacak inşallah. Bu rakam emeklilerimiz için de hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇mkanlarımız olduğu sürece yine emeklerimizi asla enflasyona ezdirmemeye gayret ediyoruz. Emeklilerimizi ekonomik ve sosyal olarak desteklemeye ve güçlendirmeye... Gayret ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çerçevede Allah bizi utandırmasın.